Gazete turumuzdan sonra bugünün ilk Skype bağlantısını Mehmet Özcan'la yapacağız ve Galatasaray'ın gündemini kendisiyle konuşacağız. Mehmet, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, yayınlar. Çok teşekkürler. İstersen Galatasaray'da hazırlıklar nasıl gidiyor? Yavaş yavaş artık hazırlık maçları da başlayacak. Yarın ilk karşılaşması çıkacak Galatasaray. Şu anda neler yapılıyor? Takımın gündeminde hangi maddeler var dikkat çekmemiz gereken? Buradan başlayalım. Şimdi Galatasaray tam ritim bulmuşken Dünya Kupası arasına gidildi. Bunu çok tercih etmezdi teknik heyet ve futbolcular. Bunun farkındalar. Dün de uzun zaman sonra hem hoca ile hem de futbolcularla bir araya gelme fırsatı da bulduk. İdman'ı yakından takip ettik. Senin de söylediğin gibi hazırlık maçları başlıyor. Minimum 4 maç olacak İstanbul etabında. Rayo Vallecano, Villareal maçları haftaya çarşamba, perşembe günü bir haftalık Antalya kampı başlıyor. Antalya kampında da Adana Demirspor ve Tunus maçları oynanacak. Galatasaray Dünya Kupası'na 5 oyuncu gönderdi. Bu 5 oyuncudan zaten şu aşamada ikisi Mertens ve Nelsson dönecek ama tabii ki nasıl ki Başakşehir maçının ardından oyunculara 12 gün izin verilmişti. Dünya Kupası'na 10 gün oyunculara da izin verilecek ki Muslera ile Toreira'nın artı Seferoviç'in de erken dönme olasılıkları var. Ben oyuncuların da Antalya kampından sonra bir haftalık İstanbul etabına takıma çalışıp İstanbulspor maçına hazır şekilde çıkmalarını bekliyorum. Burada en büyük endişe çok alışık olduğumuz bir periyot değil tabii maçlar anlamında. Kasım ayında ara verilmezdi. Doğal olarak olası sakatlıklar ve Galatasaray ilk fileyi verdi aslında Sergio Oliveira ile. Sergio Oliveira'nın tedavisine başlandı. 4-6 haftalık bir tedavi süreci. Benzer sakatlığı Yedlin yaşayıp 20 güne dönmüştü ama tabii ki bir bek oyuncusunun fizyolojisiyle orta saha oyuncusunun fizyolojisini bir tutmayacağız ve Galatasaray İstanbulspor maçı planlarını Oliveira'sız, hatta ben Sivas deplasmanını da çok olası görmüyorum. Yani Ocak ayında bekliyorum Sergio Oliveira'yı. Ve Icardi, o da 2 gün önceki idmanda topuk pası yaparken Okan Hoca'dan açıklandı ama benim kulüp yetkililerinden aldığım ilk bilgi Icardi'nin durumunun çok ciddi olmadığı ve ne olursa olsun hani lige yetişeceği yönünde. Hazırlık maçlarında ama tabii Icardi'siz bir Galatasaray izlemek zorunda kalabiliriz. Onun için hani biraz bir yarını görmemiz gerek aslında Icardi'nin durumuyla ilgili. Moral, motivasyon Galatasaray'da şu an için sıkıntı yok. İşte bu ara süreci son dönemleri iyi geçirmeyen oyuncular için bir şanstı. Açalım Yusuf Demir, Yunus Akgün gibi. Yunus izin yapmadı, ekstra çalışmalar yaptı ve Okan Hoca ile arasında zaten bir sorun yok. Ben yönetim bazlı da sorun olacağını düşünmüyorum ve bu ara dönemde ne olursa olsun Yunus'un sözleşmesinin uzatılmasını bekliyorum. Yusuf Demir'e gelirsek de artık Yusuf'un da hazırlık maçlarında süre almasını ki şu aşamada tıpkı Icardi gibi Raşissa'nın da bir hafif ağrıları var. Muhtemelen Rayo Vallecano maçında olmayacak. Yusuf Demir'in her maç şans bulmasını, bir şekilde artık takıma adapte olmasını bekliyorum. Oliveira'ya biraz daha detaylı değinelim istersen Mehmet. Zira Oliveira'nın yokluğu acaba Galatasaray'ı nasıl etkileyecek? Bu merak edilen sorulardan biri. Şimdi derbiye, Fenerbahçe derbisine kadar ne halde olacak Oliveira? Bu merak ediliyor. Özellikle bir antrenman eksiği, bir maç eksiği olacak ve acaba hazır hale gelse bile tercih edilir mi? Bu bir soru. Onun dışında alternatiflerini acaba Okan Buruk Oliveira'nın nasıl belirleyecek? Çünkü farklı formüller üzerinde de durabilir. O bölgede farklı alternatifleri var. Sen hangisini daha önde görüyorsun? Ben işleyen sistemin bozulacağını düşünmüyorum. Onu da açayım. Galatasaray'ın tüm bu çıkışa geçme periyodu Raşissa ile Icardi'nin 11'e monte edilmesiyle birlikte şimdi Raşissa, Kerem ve Yunus'tan birinin formasını aldığı için doğal olarak artı 3'te başka isimleri bulmak zorundasınız. Ve bu isim de sol bekte yerli tercih oluyor. Ama Emre Taşdemir, ama Kazım Can Karataş. Ben yine artı 3 sol bekte yerle devam eder ki şu an Emre Taşdemir'in de tedavisi var. Aslına bakarsak şimdi söyledikçe Galatasaray'da sakat oyuncuların çokluğu ortaya çıkıyor ama bunlar çok normal Ezgi yani. Şampiyonluk yolundaki diğer rakipleri de böyle bir gözümde şu an canlandırıyorum. Beşiktaş aynı sorunu fazlasıyla yaşadı Gezal'dan. Trabzonspor'un zaten canı çok yandı. Fenerbahçe'de de Jesus rotasyonu çok iyi kullandığı için sakat oyuncuların işte Mert Hakan'ın, Joshua King'in ve Luan Perez'in yokluğu hissedilmedi. Galatasaray'da bu sorun var ama Galatasaray'ın da geniş bir kadrosu var. Okan Hoca dün bunu dile getirdi. Ben sistem yine bozulmaz diyorum. Artı 3'te sol bekte yerli Kazımcan'ı bekliyorum. O yüzden de Oliveira'nın yokluğunda yabancı bir oyuncu. Yani Berkan formülü değil, Micho. Toreira-Micho ikilisini izleriz. Yine Raşissa bir kenarda, Kerem bir kenarda. Forvet arkası Mertens, forvet Icardi. Bu sistemle girilir ama sana katılıyorum. Sergio Oliveira ilk maçı Fenerbahçe maçı olmaz. Yani Sergio Oliveira için kritik maç Galatasaray'ın İstanbul-Sivas maçlarından sonra oynayacağı Ankara Gücü maçı. Eğer o maça yetiştirilirse derbide de sahada olur ama sen de biliyorsun ki işte 1,5 aylık ara üstüne 20 gün dönemediğini düşünelim. 2,5 ay sonra çıkacağı ilk maç Fenerbahçe maçı olmaz ama ilk gelen haberler İstanbulspor ve Sivas maçlarını kaçırsa da Ankara Gücü maçına yetişme olasılığı çok yüksek. Umutlular Sergio Oliveira'nın tedavisinden. Peki Mehmet, şimdi transfer çalışmalarını da artık başladığını biliyoruz. Gündemde pek çok aday da görüyoruz. Önce gelmesi muhtemel isimleri sormadan Kerem'i sormak isterim. Zira bugün gazetelerde az önce de aktardık. Napoli'nin kendisini istediğine dair haberler var. Sezon başında sen Kerem'in transfer çalışmalarıyla ilgili, transfer gündemiyle ilgili çok detaylı haberler yapmıştın. Özellikle karar mekanizması konusunda Avrupa kulüplerinden gelen olumsuz raporlardan bahsetmiştim. Bu konuda bir değişiklik mi var? Napoli'den gerçekten böyle bir teklif, bir talep geldi mi Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için? Napoli son yıllarda ülkemizden çok oyuncu aldı. İşte Elif Elmas ve Kim bunlardan biri. Artı bu sezon boyunca da Ferdi Kadıoğlu ile ilgili haberler çıktı. Nasıl ki scoutlar İstanbul'daki maçlarda Ferdi'yi takip ediyorsa Kerem de takibe takılmıştır ama şu aşamada Kerem'e bir teklif geldiğini düşünmüyorum. Kerem'e teklif resmi anlamda gelse Galatasaray yönetimi sözleşme yenileme görüşmelerinde Kerem'e belki de daha yüksek rakamlar önerildi. Şu an Kerem'le ilgili bir prensip anlaşması yok. Mesela ben Yunus Akgün'ün uzatmasını bekliyorum sözleşmesini. Daha böyle taraflar prensip anlaşmasına vardı neredeyse diyorum ama aynı cümleleri Kerem için kuramıyorum. İşin mali boyutları bunlar. Diğer performans boyutuna gelirsek de yaz transfer döneminde bunun hayal kırıklığı yaşandı Kerem cephesinde açıkçası. Geçen sene Lyon tarafından da izlenmişti ama Galatasaray'a o resmi teklif gelmedi ki. Galatasaray'da işte Victor Nelsson bir örnektir. Sonuçta Sevilla masaya 13 milyon euroluk bir teklif getirdi. Galatasaray kabul etmedi. Kerem için çift hanelerde teklif gelse Galatasaray değerlendirir ama şu aşamada öyle bir teklif geleceğine ben ihtimal vermiyorum. Napoli izlemeye devam eder ama Ocak ayı için hareket beklemiyorum. Burada olabilecek en iyi senaryo Kerem açısından. Sözleşmesinin yenilenmesi ki Nelson'a yapıldı bu 300 bin euro zam. Kerem de şu an 8 milyon TL oynuyor. Daha yüksek beklentisi var. Çok normal. Yani şampiyonluk yolundaki diğer takımlardan işte Abdülkadir'in, Uğurcan'ın Trabzon'da hangi şartlarda sözleşme uzattığı da ortada. Kerem'le de bir şekilde orta yol bulunur. Performansına girsek de şu an ligin sonuna doğru ara öncesi toparladı. Başakşehir maçıyla da maksimum ulaştı. Dün takıma katıldı, onu da söyleyelim. Bireysel antrenörle takımın ayrı çalışıyor. Rayo Vallecano maçında riske edilmeyebilir. Ama muhakkak yine artı 3'te Abdülkerim'den sonra Okan Hoca'nın ilk 11'e yazacağı ikinci isim olacak Kerem. Nelson'un gitme ihtimalini Ocak'ta ne kadar görüyorsun Mehmet? Bu da önemli bir konu. Zira savunma hattı Nelson'un gidişiyle birlikte değişecek. Böyle bir senaryo olursa nasıl bir alternatif bulunacak? Bu da merak ediliyor. Milli takımda yaptığı açıklamalar çok dikkat çekmişti Nelson'un. Bir maç oynadı. O maçta da bence fena oynamadı Fransa'ya karşı üçlü savunmanın sol stoper bölgesinde. Nelsson için acele etmeyecek Galatasaray, zaten aceleci olmadığını sözleşme yenileyerek. Ki yenileme tasarrufu da yoktu Galatasaray'ın. Oyunculuk kontratı devam ediyordu ama motivasyonunu bozmak istemediler. Dünya Kupası öncesi de artık hani performansını koruması istendi. Şu anda memnun Galatasaray Nelsson Abdülkerim ikilisinden. Tekrarlayayım yani Sevilla 13 milyon euro teklif etti. Galatasaray kabul etmedi. Sözleşmesinde yazan madde 25 milyon euro ama Galatasaray'ın sezon başında kafasındaki rakam 17 milyon euroydu. Sen de biliyorsun Ocak ayları riskli bu tarz. Zaten Ocak ayında bir açalım. Bir 4 hafta lig oynanacak. Ondan sonra bir ara periyot var, ara transfer dönemi için. Ben o riskin kolay kolay alınacağını düşünmüyorum Nelson için. Yani Sevilla benzer teklifini yine 13 değil 15 olarak yapsa da ben çok Galatasaray'ın kabul edeceğini düşünmüyorum ama sezon sonu nasıl ki Marcao'nun böyle gidişi çok olasıydı Galatasaray'da. Biraz da hani o süreci doğru tahmin etmiştik. Ben Nelson'un da satılma olasılığının yaz transfer dönemi için geçerli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray şu an şampiyonluk yarışının bu kadar içindeyken olabildiğince elindeki oyuncular işte Nelsson, Sacha Boy, Toreira kadro tutmanın yollarını arar ama astronomi teklifler gelirse elbette değerlendirir ama işte o tekliflerde yani en son hatırladığım yani serbest kalma maddesi Kim Min-jae'ye verildiği için gitti. Yoksa Fenerbahçe'de Kim Min-jae'yi satmazdı. Nelsson da Galatasaray için şu aşamada o tarz önemli pozisyonda olan bir oyuncu. Peki istersen bir de gelme ihtimali olan isimlerden bahsedelim. Dembele'yi yine konuşmaya devam ediyoruz. Onun dışında savunmaya, beklere bazı isimler yazılıyor, çiziliyor son günlerde. İstersen biraz en azından somutlaşan isimlerden bilgi verelim. Dembele ismi şöyle somut. Galatasaray sezon sonu ne olursa olsun forvet takviyesi yapacak. Sebebi elindeki forvetlerin hepsinin kontratlarının bitiyor olması. Gomis 38 yaşına basacak. Yeni bir sözleşme alması zaten mümkün değil. Seferoviç sözleşmesindeki opsiyonu karşılaması mümkün değil. Benfica'ya geri dönecek. Ocak ayına takım bulursa zaten yollar ayrılır. Ve Icardi'de de Galatasaray'ın dediği olmaz. Paris Saint-Germain ve Icardi'nin dediği olur. Icardi'ye göre de plan program yapamazsınız. Sonuçta bu oyuncu son 3-4 maçtaki performansını korursa PSG olmasın. Avrupa'nın 5 majör liglerindeki elit takımlardan birinde yine kariyerine devam eder. Bu da sizin ister istemez planlamada Galatasaray olarak forvet için erkenden hamle yapmanıza sebep oluyor. Ve sözleşmeleri bitecek. Sezon sonunda serbest kalacak oyuncular bir şekilde listelendi. Bu isimlerden en net ortaya çıkan da Dembele, ki kariyerinin başında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Ama o dönem imza parasını anlaşmamız Celtic'e, İskoçya'ya gitmişti. Orada da iyi performans gösterip Lyon'a 22 milyon euroya transfer yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Menajeri bir ay önce Galatasaray'ın alt yaş kategorilerinde bir uluslararası oynadığı maçı Aslantepe'ye takip etti. Burada ilk görüşme gerçekleşti ama oyuncu tarafı da tabii doğal olarak sezon sonu serbest kalıp en iyi kontrata imza atmak istiyor. Ben hani Ocak ayı içinde Galatasaray'ın Lyon'a böyle bir bonservis vermesi şu an dediğim gibi zaten transfer kontenjanı bir şekilde sezon başı Galatasaray iyi paralar harcadı. Sezon sonunda muhakkak Dembele gündeme gelecek. Şu anda gündemde ama hani orada Galatasaray o yarıştan galip çıkar mı? Onun için net konuşamıyorum çünkü oyuncu 26 yaşında ve Fransa Ligi'nde isim yapmış bir oyuncu. Sonuçta piyasası var. Peki Mehmet Özcan, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için ve yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana.